Merhaba arkadaşlar. Merhaba beni izleyenler. Son 15 yıldır YouTube'da video çekip koymak istiyordum. Ya şimdi yapacağım bunu ya da hiç heves olarak kalacak. Türkçe nasıl öğrendim? Rusyalıyım. Rusya'da üniversiteden mezun oldum. Ondan sonra burada yüksek lisans yaptım. Fakat benim Türkçe ve Türkiye aşkım daha çok 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 daha erken ve önce başlamıştı. 12 yaşında ilk defa Türkçe bir şarkı duydum. Benim teyzem var, bir tiyatroya üyeydi. Kendisi şiir ve müzik yazıyordu. Onun bir sürü farklı müzikler vardı. Ona ziyarete gittiğimde bir şarkı duydum. O şarkı tabii ki de Tarkan. Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mutlu olalım. Yok, mesut olalım. Tabii ki o zamanlar hiçbir kelime bile anlamıyordum. O kadar çok beğendim. Ses müthişti. Enerji geliyordu. Ses tonlaması. Sonra müziği acayip beğendim. Ve en çok da dili beğendim. Hep kurcalıyordum. Acaba hani hangi dil? İspanyolca gibi bazen geliyor ama değil. İtalyanca gibi ama değil. Arapçaya da sanki benziyor ara sıra ama değil. 90'lar, 80'li çocuklar beni çok iyi anlar. O zamanlar böyle kasetler satılıyordu. İşte o kasette bir sürü farklı Türk şarkıcı vardı. Türk, Arap, karışık, Hint. Ve onların arasında Tarkan vardı. İki şarkı. Gül döktüm yollarına ve Eyvah. Sadece o iki şarkıyı dinliyordum. Günde belki 20 ya da 30 kez, 1-2 ay her gün o şarkıları dinliyordum. Çok hoşuma gidiyordu ama tek kelime bile anlamıyordum. Tek kelime. Açıkçası şunu çok uzatmak istemiyorum çünkü bunun hakkında ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Türkçeyi çok beğendim. Bu dili acayip öğrenmek istedim. Benim ailemde, benim akrabalarım, arkadaşlarım hepsi Türkçeyi çok sevdiğimi, Türkiye ile çok ile ilgilendiğimi ve ilgi duyduğumu herkes biliyordu. Türkiye ile ilgili hediye vermeye çalışıyorlardı. 16 yaşındayken bana babam Hasan Şaş'ın üniformu, tişört ve Türk milli takımın böyle bir poster, duvar posteri. Ben ne kadar mutluydum, yani ben size anlatamam. Motivasyonum aşırı yüksekti. Bir planım yoktu mesela, işte büyüyeceğim, Türkiye'ye gideceğim, evleneceğim ya da para kazanacağım ya da oraya taşınacağım. Ama sadece o kadar çok istek vardı ki hani o dili öğrenmem lazım. Bir aralar Hintçe öğreniyordum. Ondan sonra İngilizce, işte Fransızca. Türkçe bambaşkaydı. Her dergide, gazetede Türkiye ile ilgili bir şey görüyorsam hemen alıyordum, böyle topluyordum defterlerde, dosyalarda. Aydan Şener hakkında, Çalıkuşu vesaire. O zamanlar benim internetim yoktu. Şimdiki çocuklar böyle çok şanslı, her şey ama her şeye bakabilirler internete. Benim o zamanlar bilgisayarım yoktu. Sadece gazete, dergi, kitap ya da film, yani bu şekilde sadece. Hani video kasetler vardı, eğer yine 80'lere selam. Ben dedim ki hani nasıl öğrenebilirim? Tabii ki kitaplardan. Ve benim, hatta burada bir not var. Benim başka bir teyzem, benim Türkiye'ye duyduğum aşkımı, sevgimi bildiği için bana böyle bir sözcük hediye etti. 18 yıllık bir sözcük. Her gün 10 kullanılan sözcüğü öğrenmem gerekiyor. Tarkan'ın tabii şarkılarında hangi sözü duyarsam onu bulmaya çalışıyordum ama tabii orada küçük çocuklar İngilizce ya da Fransızca şarkı duyarsa hani böyle bir tekrarlamaya çalışıyor ya, ben de öyleydim. Gerçekten işime yaradı yani. Tamam, inşaat var. Ya da inşallah var ya da intikam var mesela burada. Derslerde, okulda olsun, sonra üniversitede olsun, Rusça'nın panedelnik yerine pazartesi yazıyordum, salı. Her böyle küçük ufak tefek şeyleri Türkçe çevirmek istiyordum. Bilmem gerekiyor gibisinden. Her gün yeni bir söz öğrenmeye çalışıyordum. Böyle tek tek sözcükleri hatırlamaya çalışıyordum, bu bir. İkincisi film. En çok sevilen, hem de Rusya'da çok sevilen ve bilinen film Çalıkuşu. Aydan Şener'le özellikle versiyon çok popüler eski Sovyet ülkelerde. Dublajlıydı. Rusça dublaj biraz değişik. Orijinal dili biraz duyuyorsunuz. Hem de Rusça. Bazı sözcükleri oradan anlıyordum, ezberliyordum. Biraz büyüdüm. İkinci sınıftaydım üniversitede Rusya'dayken ve ben de bir tane restoranta çalışmak istedim. Benim çünkü arkadaşlarım da hepsi bir yerlerde çalışıyordu part-time olarak. Bizim bir tane Türk restoranı açıldı. Pizza yapan yere ya da işte kahve yapan bir yere
gitmektense ben Türk lokantaya gideyim daha iyi. Orada Türkler muhtemelen vardır, bir şeyler öğreneceğim diye. Daha çok mutfakla ilgili öğrendim. Türkler de vardı ama onlar hepsi Rusça konuşuyordu. Onlar da pratik yapmak istiyordu. Türkiye ile ilgili en büyük hayal kırıklığımı o zaman yaşadım. 12 yaşından itibaren Türkiye'yi çok çok farklı bir görüyordum. Toz konduramıyordum. Restorantta üçkağıtçılar vardı. Ailesini aldatan, sen o lokantada sürekli olduğun için sen görüyorsun bunları. Ama orada bir tane patronum vardı. Sen dedi niye mesela Türkiye'de okumayı düşünüyorsun o kadar seviyorsan? Ve ben o zaman gerçekten o dedi ki ben tam bilmiyorum. Detaylarını bilmiyorum ama benim sanki dedi akrabam ya da tanıdığım var onun çünkü eşi Rusyalıydı. Dedi ki o sanki Türkiye'de okuyor böyle. Hani böyle bir programlar var, değişim programlar, burs programlar. Sen niye başvurmak istemiyorsun? Ve ondan sonra ilk defa hatırlıyorum o lokantada çalışıp ilk defa Türkiye'ye gittim ve tabii ki de Antalya'ya gittim. Değişikti benim için.